Yasin'de biliyorsunuz 58. ayet var. Selamun kavlen min Rabbir Rahim diye muhteşem bir ayet. Yani o nasıl bir Rab'dir? O Rahim bir Rab'dir diyor Meryem. Yani sadece öğreten bir Rab değil. Aynı zamanda rahmetiyle muamele eden. Eyvallah. Esasında bu ayetin geçtiği pasaj ve hemen arkasında da zaten gelen ayetler de onu gösteriyor. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Siz ayrılın ey mücrimler. Aynen ey günahkarlar. Yani orada aslında ahiretten bir enstantane. Hesap gününden. Ki buradan yola çıkarak o Rab selamun kavlen min Rabbir Rahim. Rahim olan Rab'den bir selam sözüdür. Yani bir barış, bir esenlik, bir mutluluk, bir ebedi mutluluk sözüdür. Bu ahirette söyleniyor. Buradan şuraya varacağım. Ahiret aslında Allah'ın Rab isminin bir tecellisiymiş. Evet. Ahiretin varlığı. Buradan buraya varacağım. Değil mi hocam ya? Bu kadar zahmet, eziyetten sonra biz selam ülkesine gideceğiz. Sadece o değil hocam. Ahiretin birinci işlevi hesap günüdür. Maliki Yevmiddin'in günü. Eyvallah. Evet, Maliki Yevmiddin. Yani din gününün aslında hesap gününün. Maliki yevmil hesaptır aslında. Din gününün sahibinin günü. Eyvallah. Aynen. Tabii. Yani din gününün sahibi Maliki Allah'tır. Rabbul Alemin'dir. Bu da demek ki din gününün malikliğine ortak olmaya kalkan hadsizler var. Veya kalkacak. Bu da ilginç. Yani ahirette söz sahibi olduğunu iddia edecek birileri var olmasa veya iddia etmekte olan o anda. Yani ahirette falan da söz sahibi olacak. Böyle bir ayet inmezdi. Peki o dönemde putlar için bunu söylüyorlardı. Haulâ-i şufe'âune. Yani İşte bunlar şefaatçilerimiz. Öbür tarafta. Hiç korkmayın. Götürecek Sırat Köprüsü'nde. Bakıyorsun aynısı bugün de var. Yani Maliki Yevmiddin ayetini inkar etmektir bu. Din gününün Maliki o. Ama bugün kendini Müslüman sayan bazıları din gününün maliki Allah değil de falan 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 falancalardan oluşan bir konsey. Bir tanrılar konseyi. Bir putlar konseyi. Dolayısıyla onların içine peygamberimizi katmalarına bakmayın siz. Arkasından gelecek olanlara yer hazırlıyorlar. Oysa sevgili Resulümüz, ben bana da size de yarın ne yapılacağını bilmem. Öbür taraftan kızı Fatıma'ya ölüm döşeğinde, kızım Fatıma nefsini Allah'tan satın al kendi amelinle, babam peygamber diye güvenme, vallahi sana da yarın bir şey yapamam, seni de kurtaramam derken bunlar nereden uyduruyorlar, niye uyduruyorlar, niçin uyduruyorlar, amaçları ne? Amaçları bu. Kendilerininkine yer hazırlayacaklar. Oraya bir insan koysunlar ki arkasından kendileri de görsünler. Aynen öyle. Yer açsınlar. Dolayısıyla bu anlamda selamun kavlen min Rabbir Rahim ayetinden ilk anlattığım şey ahiretin varlığı Allah'ın Rab isminin tecellisi. Sadece ahiretin cennetinin varlığı değil, hesabın varlığı. Çünkü hesap Allah'ın Rab isminin bir tecellisi. Neden? Yeryüzünde Rabbimiz bizi terbiye ediyor, eğitiyor. Emanetler vermiş. Akıl, irade, vicdan, bilinç efendim.
bu emanetleri kullanıp kullanmadığımıza bakıyor. Kitap, peygamber. Eyvallah. Onları üstüne koyun. Daha birçok şeyi koyun efendim. Ve bütün bu emanetlere karşı davranışımıza bakıyor. Notumuzu tutuyor. Ve eğer terbiye olanla, terbiyeyi kabul edenle terbiyeyi reddeden aynı olursa bu adalet midir? Bu hakkaniyet midir? Aslında bu terbiyeyi kabul edene kötülüktür. Terbiyeyi reddedene de hak etmediği bir ikramdır. Öyle değil mi? Evet. Onun için öncelikle ahiretin varlığı Allah'ın Rab isminin bir yansıması. İkincisi ki gelecek, cehennemin varlığı da Allah'ın Rab isminin bir yansıması. Zira eğer sınav varsa, sınavda mutlaka ödül ve ceza da olacak. İyilik yapanları ödüllendireceksiniz. Ödülü hak edenleri. Cezayı hak edenler de var.